We have a special guest today, Bugün Jay değerli bir Bryson. ismi ağırlıyoruz. Jay He's the Bryson managing bizimle director and birlikte. chief Kendisi economist of Wells Wells Fargo. Fargo'nun hem bakış Jay, ekonomisi thanks hem so de much for your yöneticisi. time. Jay, çok Good to share teşekkürler. your Bloomberg energy HT'de and seni ağırlamak insight çok for güzel. our Beni country. ağırladığınız için teşekkür ederim. First İlk question olarak is, şunu as you sormak know, istiyorum. Pek economic çok economy that the U.S. ekonomist is şimdilik for ABD now not ekonomisinin in bir recession. resesyonda Are olmadığını we in a söylüyor. recession? Acaba In bugünkü today's piyasa economic and market koşullarında environment, ekonomik is the Fed verilere bakıldığın zaman is on the Fed right track? doğru noktada mı acaba? So, İlk in terms of the sorunuza first question, are we istinaden in şunu recession söyleyebilirim. right Bir now? The resesyonda answer mıyız probably dersek, not. hayır, büyük I ihtimal mean, if you değiliz. look Çünkü at the son most gelen recent Amerika jobs Birleşik report in Devletleri'ndeki the United tarım işi States, so this istihdam is for the month of verisine February, bakarsak, 300 it binden created daha over fazla iş 300,000 jobs yaratımı in gerçekleşti February. Şubat ayında ve And diğer any bütün other iş high gücüne dair frequency tüm indicator that we verilere have on the baktığımız zaman, labor haftalık market, işsizlik the weekly başvuruları numbers of olsun, jobless diğerleri claims olsun, would bunların indicate hepsi that we're not, olmadığımızı you know, gösteriyor. at Ve this tabii ki point. şu anda çok fazla Obviously, there's a belirsizlik lot var, of oynaklık çok uncertainty yüksek right now, a lot piyasalarda. of Bence volatility Fed in şuna markets. inanıyor. Yani I think burada the Fed genel olarak needs, and I yöneticiler, would say the sadece Fed authorities yönetimi değil more ama in işte Hazine general, Bakanlığı not just the olsun Federal ve Reserve, diğer but the Treasury yöneticiler Department, olsun some of the ABD'deki, other şuna inanıyorlar. authorities in Ellerinde the United gerekli States araçlar var believe they have ve the tools finansal bir durum olduğu takdirde bunu stabilize to edebilecek stabilize araçları kullanabilirler. the finances. And Evet, given ve that, Fed'de, Fed then doğru bir yeah, the noktada Fed ilerliyor gibi probably duruyor. on Yani the evet, right hala track. yükselen We bir still have an enflasyon var. elevated Enflasyon inflation hala still. yüksek seviyelerde. And you know, if Ve that's bir right, şekilde and you piyasalarda see biraz daha things fall down sakinlik in görürsek, markets, o zaman it would not belki be appropriate to şu be anda cutting interest faizleri rates indirmek right now. çok doğru But you olmaz. know, Ama again, tabii there ki çok certainly is a lot of haklısınız. Yani uncertainty ekonomide çok büyük in the belirsizlikler economy de var. right now. And Peki what's your bir sonraki expectation Fed for the next toplantısından beklentin ne technical meeting? acaba? So right Evet, now, şu anda this ki is bence based bizim on, I şu guess, anda our yani belief or tahminlerimize assumption göre, that what varsayımlarımıza we're göre seeing in markets does piyasalarda bir stabilize, things do sakinleşme calm olursa, down, o that the zaman authorities have, yöneticiler you bizim know, as we söylediğimiz say, gibi you know, a burada bu handle on konunun the üzerindeki situation, elini then I tutacaklar. would Yani expect the burada Fed to kontrolü go sağlamaya 25 devam basis edecekler ve ben points Mayıs ayında more 25 in bas that. puanlık bir faiz You know, artışı again, daha that's, you know, bekliyorum. Ama assuming burada tabii that ki things işler really calm sakin down, giderse, we o probably would noktada not have elimizde enough belki economic yeteri data kadar at that point ekonomik veri to indicate olmayabilir, that things işlerin are weakening. ekonominin And given yavaşladığına that, dair ve they belki probably won't dolayısıyla bu olmadığı continue için belki to raise faizleri rates, but we arttırmaya also devam expect edebilirler. the Ve rate hike bu that we da think will belki happen in May, de we think that will bu be the last faiz one artırım in this döngüsündeki cycle. son faiz Because artışı olabilir. as we Çünkü yaza continue to go girerken through the daha summer, fazla we ekonomide think we'll see yavaşlama more sinyalleri signs of görebiliriz ve bu da weakening tabii ki economy, Fed'in and that faiz will cause artışlarına ara stabilization. vermesine yol açabilir. Peki Is Fed'in the Fed fights enflasyonla against olan inflation mücadelesi acaba bankacılık stabilizing the sistemini banking biraz system? böyle Obviously, stabilizasyonunu the bozuyor future of mu? the Nasıl banking görüyorsunuz system bankacılık in the sektörünün U.S.? geleceğini? Well, so Evet, generally, bütün you geneline know, when you baktığınız look at the zaman, bugün overall bankacılık banking sektörünü system geneline today, I would bakıldığında say the bence banking çok system sağlıklı bir durumda olduğunu is in pretty healthy düşünüyoruz. shape. Ama Now, bu that tabii doesn't ki mean o that out of binlerce thousands of banka banks we have arasında here in the United birkaç States, tanesi you can problem have a few that are yaşayabilir ve having şu some anda, problems. örneğin işte şu anda Obviously, iki tane there's been batan two that banka have gone oldu down şimdiye kadar. so Ama far. eğer But likidite if you look at pozisyonlarına bakarsanız the bankacılık liquidity sektöründe, position of bu the banking daha system today, önceki it's much better finansal than what kriz it was right before öncesindeki, the financial 2008'deki crisis. kriz öncesindeki It's çok 2008. seviyelere göre çok daha Same thing iyi. with the ABD'deki capitalization. Banking bankacılık system in the United sektörü States iyi is the bir best capitalized katalizör. it's Yani been burada really in my working bence life. burada problem şu. And Ne so, zaman you know, faiz the problem is oranları whenever interest rates yükselse ve bu go kadar up, hızlı bir whenever şekilde they go yükselse, up, o zaman quickly, tabii ki bazı there's going to noktalarda be financial stres distress. yaşanabiliyor. Yani And so, bankalarla even if we don't alakalı have enough ABD'de banks başka left bir to banka cure the United çöküş States, I yaşanmasa think da what you're going to bence see hala is ekonomi continuing to bir slow şekilde as the U.S. goes yavaşlamaya devam into a edecek ve modest ılımlı bir recession later in resesyona the year, girebilir which is ABD our ekonomisi. Ve expectation. bu noktada At that point, belki de you start to see başka çöküşler olabilir. Yani başka iş kollarında non-performing yaşanan loans, çöküşler and that yaşanabilir our ve burada banks will Fed bir continue noktada right tabii now, ki but that will suçlanabilir be the buradaki suffering faiz loss. artışlarından. Ama And genel so, olarak in general, ama bankacılık you know, konusunda are U.S. overall yaşanacak mı? losses, banks Evet, will belki birkaç continue tane daha to şirket banka raise olabilir ama loans bence after bir after after sistemik banks. olarak çöküş yaşanmayacak. I Bundan do uzak think that's olduğumu what you're düşünüyorum. seeing. And my Evet, last şunu da question, sormak Jay, istiyorum. oil Petrol prices in fiyatları general yukarı globally, gitti. Emtia commodity fiyatları prices at biraz least aşağı geldi. Tabii regionally Ukrayna ve Rusya savaşı between küresel bir Russia-Ukraine enflasyonu da conflict has tetikledi. lowered global Acaba inflation. bu So ABD does it still ekonomisini depend nasıl on the etkiliyor? U.S. Nasıl economy yansımalar and var? the Ne aggregate düşünüyorsun? debt?
Evet, Ukrayna-Rusya konusuna değinirsek bence bu özellikle petrol fiyatları üzerinde çok ciddi bir etki gösterdi. Enflasyonu etkiledi ama bu bir yıl önceydi. Yani şu günkü seviyelere baktığımız zaman petrol fiyatlarının nerede olduğuna bakarsak, örneğin işte 2022 Şubat ayında hemen İşgalden sonraya baktığımız zaman orada %60-70 civarında bir yükseliş olmuştu ve bu da enflasyonu yükseltmişti ama sonrasında enflasyonun aşağı geldiğini gördük. Yani Ukrayna ve Rusya arasındaki bu savaş belki bir yıl önce direkt olarak yüksek enflasyon üzerinden ekonomiyi etkiliyordu ama şu anda artık bu etkisini kaybetmiş gibi duruyor. Buradan sonra daha kötüleşirse evet o zaman petrol fiyatlarında yükseliş olabilir ve bu da bir şekilde etkileyebilir. Ama bizce burada en kötüsü geride kaldı. Ve şu, burada sahip olduğumuz şey genel olarak aslında şu. Yani talep ve arz tarafında bir dengesizlik olduğu. Yani çok fazla talep var hizmetler tarafında ve mallar tarafında. Ve bu da biraz aslında enflasyonun yüksek olmasına katkı sağlayan gelişmelerden biri oldu.